Merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta da tekrar şimdi Sıla Ergin'in Sıla Bruno Saggio ile ilgili bir sunum yapacak. Onu izliyoruz. Buyurun Sıla. İlk başta güzel bir sunum hazırladım düşünüyorum. Umarım verimli olur. Benim Aslında arabalara pek hakim değilim. Ama gerçekten dünyaca ünlü bir adam olduğu için de sunmaktan onur duyuyorum. Bruno Sacco, dünyaca ünlü bir otomobil tasarımcısı, Mercedes'in tasarımcısı. İki tane sözü var, onunla girmek istiyorum. Bizde ne formun fonksiyonuna ne de fonksiyonun forma üstünlüğü vardır. Bir de Mercedes-Benz her zaman bir Mercedes-Benz'e benzemek zorundadır. Bu ikinci sözünde bence şunu anlatıyor ki araştırmalar ortaya çıkıyor. Bütün tasarımları aslında birbiriyle orantılı. Bütün tasarımlarını bir önceki tasarımından yola çıkarak aslında bir geliştirme çabasında. İlk başta kimdir? 12 Kasım 1933 yılında İtalya'nın Udine şehrinde dünyaya gelmiştir. Bruno Sacco yüksek öğretimini Torino Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1975 ve 1999 yılları arasında Alman otomobil devi Benz'e stil başkanı olarak görev yapmıştır. Yani ünlü bir İtalyan otomobil tasarımcısı olarak kariyerine başlamıştır. Eğitimi süresince ilk deneyimi Ghina Design evinde edinmiştir. Yani ilk dizaynını burada tasarlıyor ve ilk sergisini de burada açıyor. İlerleyen yıllarda işte alanında ilerleyerek hem Ghina hem de işte Pininfarina adında çalışmalar sürdürüyor. Devam edersek 1958 olması lazım. Hayatta mı kendisi yoksa vefat etmiş mi? Yaşıyor. Şu an hala hayatta. Ama araştırdığım zaman yaşı 86 olarak çıktı karşıma. İlk başta Denz'de kariyerine başlayan Sacco, arabaları pek hakim değilim. O yüzden 230 SL diye okunuyor sanırım. İşte V123, V126 gibi otomobillerin bulunduğu sayısız projeleri stilist ve mühendislik olarak karşımıza çıkıyor. Sacco aynı zamanda güvenlik sistemlerinin sergilenmesi için geliştirilen projelerde yönetici olarak da karşımıza çıkıyor. Yani sadece proje tasarımı yapmıyor, aynı zamanda bir yönetici olarak da karşımıza çıkıyor, bir stilist olarak karşımıza çıkıyor. Bu projenin en önemli yanı da C111 arabası karşımıza çıkıyor. Bu yaptığı projede en büyük ve ilk sergilediği araçlardan bir tanesi. Bu aşağıdaki iki araçtan birisi C111 mi? İlerleyen görsellerde var liderim. Orada şu an sadece fotoğraf var. Sonlara doğru bütün yaptığı şeylerin isimleri ve görselleri bulunuyor. Anladım. Çünkü C111 o iki modelden biri değil. Şu sanırım. Şurada Geri olması gelmişken görelim çünkü. lazım. Ne yapıyor? Bu. Evet. Bahsettiğim tasarım arabası bu. Sarısı da var bu arabanın. Evet. Devam edeyim. Evet, lütfen. 1975 yılında Demli mühendis olarak Sarko firmanın önemli işlerinden CJR görevini getirilerek, yani bunu şöyle açayım biraz daha Türkçe konuşmak gerekirse, Sacco kıdemli mühendis unvanını aldıktan sonra stil departmanında başa geçiyor. Evet. Bu başa geçmesi de Sacco'nun kariyer adında şuna adımını atmasını sağlıyor. Bütün Mercedes'ler üzerinde imzası hakim olmaya başlıyor. Hani bütün Mercedes arabalarında bakıldığı zaman Sacco gözükmeye başlıyor. Sacco'nun iki tane kendine göre belirlediği bir yaşam stili var, bir felsefesi var. Bunlardan biri hazırladığı araç, yani bir Mercedes en az 30 yıl kendini önde tutmak zorunda. 30 yıl kendisinden bahsedilmek zorunda. Bir de yaratılan otomobillerde, tasarladığı otomobillerde ne teknoloji tasarımı ne de tasarım teknolojiyi öldürmemeli. Yani ikisi de doğru orantılı olmalıdır. Hem 30 yıl kendisinden bahsedilecek bir tasarım yapmak zorunda, hem de tasarımıyla
yaptığı proje birbirinin örtüşmek zorunda. Yani kendi iki felsefesi bu. Kariyeri açısından da önemli. Mercedes firması yıllarca Sacco'nun yönetimi altında kalıyor ve şu anda hala görünmekte. Hala çok tercih edilen arabalar sırasında önde gelmekte. Tahmini olarak araştırdığım kaynaklara bakılırsa 40 yıl boyunca kendisi Mercedes-Benz firması altında tasarım görevliliği yapıyor. Ve tam tamına 24 çalışanıyla beraber bugünlere kadar Mercedes tasarlamalarını ulaştırıyor. 40 yıllık bir kariyeri söz konusu ve defalarca sergiler açmış, ün kazanmış çok önemli bir otomobil tasarımcısıdır. Yani Mercedes'i Mercedes yapan adam mı diyoruz? Evet, Mercedes'i Mercedes yapan adam. Bruno Sacco. Sonda da yaptığı birkaç araba tasarımları var. Mercedes-Benz C111, evet. B100, Mercedes-Benz 280, tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum. Çok hakimiyetim yok. Evet, sen yazıldığı gibi okuyabilirsin Sıla. Bu, onun bir önemi yok yani. Araçları zaten görüyoruz. Bir de yazılışını görüyoruz zaten. Sen Türkçesinden okuyabilirsin bunları. Evet. Bu da tam İtalyan olmuş. Yani tam İtalyan tarzı değil mi? Sevinirim. Evet. Tam bir, ben çok severim. Tam bir İtalyan arabası olmuş. Ziya, ne diyorsun arabaya? 200 TL'ye. Mikrofonun kapalıymış. 300 TL. Ama benim hala gideri var arabanın. Güzelsel. Nasıl Ziya, bir daha söyle. Abi hala gideri var arabaların hepsinin. Tabii. Teknoloji olarak da yani. Çok eski modellerinde arabaların. Ya var. Benim kuzenimde 78 model vardı bir tane Mercedes 200. Evet. Çatır çatır gidiyordu hala yani. Hiç sıkıntısı yoktu. Evet. 300 SL benim favori arabalarımdan biridir. Budur yani. Bir de 300 SL ile ilgili bir şeye denk geldin mi Sıla? Onun ne? Bir Martı Kanat hikayesi var böyle. Yanlara evet. Açılan kapılar var. Onu, o arabayı gördün mü? Günümüzde tasarlanan mı? Geliştirilen evet, mi? Evet. 300 SL'in. Gerçekten... 300 SL'in bir... eski Martı Kanat versiyonu var. Aynı yani eski tasarım. Mercedes bir iki sene önce bunu o tasarımın aynısını yenileyip Mercedes SL olarak tekrar çıkarttı. Yine bir Martı Kanat. Evet. Martı Kanat dediğimiz yani kapılar normalde yanları açılır ya. Bu yukarı doğru açılıyor kapılar. Gerçekten çok güzel. Şu an karşında duran araba var ya. Bak bu gri araba var ya. Onun kapıların üstünün kapalı olduğunu ve kapaklarının yan taraftan açıldığını düşün. Martı Kanat'a gidiyor. Martı Kanat diye bir modeli var bu 300 SL. Ben yine Bruno Sacco ile ilgili bir yazı yazmıştım ya. Evet. 600 SL. Evet. Bir tane daha koydum. 560 değil. Bu aslında günümüzde de yani bu tür arabalar hani farklı firmalar tarafından da bence esinlenerek üretiliyor. Çünkü bu tür arabalar çok görüyorum. Hani önden bakıldığı zaman bu profile sahip arabalar da bence farklı tasarımcılar tarafından örnek alınıp yapılan arabalar. Bu da var. 230 EV 123. Bir de bu var son olaraktan. Bu daha çok bence oyuncak arabaya benziyor ama çok güzel duruyor. Tam böyle eskiden... Ben bununla seyahat etmişliğim var benim. Çok keyiflidir. Evet. Ve teknoloji olarak da çok çok yüksek teknolojidir. Yani kendi dönem araçlarıyla karşılaştığınız zaman inanılmaz kalitelidir yani. Teknoloji olarak. İşte koltuk ısıtmasıdır. Böyle hiç beklemeyeceğiniz bazı özellikler vardı yani. Yeni arabalarda olmayan bazı özellikler falan olabiliyor böyle yani. 76 model arabada koltuk ısıtması, klima, hidrolik direksiyon bulabiliyorsunuz. Evet. Bence liderim dediğim gibi Mercedes. Hele ki Bruno Sacco bence dünyaca diğer firmalar adına da örnek alınan ve tasarımlarından esinlenilen bir adam. Sorum evet. Kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru varsa yani cevaplayabilirim. Ekran paylaşımında ekranın üst tarafında kırmızı yanıyor şu anda. Stop share screen yazıyor. Evet. Oldu. Şimdi ben şu
300 SL ile ilgili bir şey göstereyim size, bir model daha göstereyim. Bir de ben paylaşayım. Sonra da onun kaydını durduracağız. Evet. İşte bu Marti Kanat arkadaşlar. Marti Kanat Mercedes 300 SL burada. Güzel mi araba? Çok. Çok şık, çok şık bir araba. Çok şık bir araba. Evet. İnşallah bu serinin devamı gelecek. Onun için bu videoyu beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.